onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz hayatlarını, adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan, başta da yakın zamanda vefat eden meslektaşlarımız Avukat Ersin Aslan ve Avukat Muhammed Halil Yavuz olmak üzere fedakar meslektaşlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı ve tüm yargı mensubu arkadaşlarımızı, hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, aziz vatanımızı korumak için insanüstü bir gayret ve cesaretle kutsal görevlerini yerine getirirken, şehit olan kahraman güvenlik güçlerimizi ve de ülkece maalesef uzun süredir mücadele etmekte olduğumuz COVID-19 salgını sebebiyle vefat eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum. Aynı şekilde ülkece içerisinde bulunduğumuz bu menfi durumun bir an önce sona ererek eskisi gibi sağlıklı günlerimize ulaşabilmeyi diliyorum. Buradan tekrar tekrar belirtmekte fayda görüyorum ki salgını def edebilmemizin tek yolu tedbirlere sıkıca riayet etmekten geçmektedir. Hal böyleyken tedbirlere dikkat edilmemesi sadece şahsın kendisini değil, şahıslar nezdinde tüm toplumu ilgilendirmektedir. Ancak hiç şüphe yok ki geçmişte olduğu gibi bu badireyi de toplumca el ele vererek aşacağımızdan hiçbir şekilde şüphemiz bulunmamaktadır. Avukatlar her dönemde öncelikle asli görevleri olan savunma görevini icra etmişler. Bunun yanında ise her şartta ve koşulda toplum ve toplumsal sorunlar ile her zaman iç içe olmuşlardır. Avukat denildiğinde toplum nezdinde akla hemen dava açan, savunan, duruşmaya çıkan kişi gelse de aslında icra etmekte olduğumuz bu kutsal mesleğin çok önemli bir yanı daha bulunmaktadır. Bu da toplumsal sorunlarla en önde mücadele etme görevidir. Çoğu zaman biz hukukçular meydana gelen olaylara çok farklı çerçeveden bakabilmekte ve çok farklı yorumlar yapabilmekteyiz. Bu durum esasen bizleri toplumdan ayırıyormuş gibi görünse de aksine toplumu her konuda aydınlatabilme ve de doğru yola sevk edebilme görevini de her zaman avukatlar üstlenmiştir. Uygulamada da bu durum sıklıkla karşımıza çıkmakta olup kendisini ilgilendirsin ilgilendirmesin, nerede bir hukuksuzluk, nerede bir insan hakları ihlali durumu meydana gelse orada hemen avukatlar asli görevleri üstlenip toplumu bilinçlendirme görevini yerine getirmektedirler. Öyle ki birçok sivil toplum kuruluşu ve çevre örgütlerinin yöneticiliğini ve de en önemli görevlerini yine biz avukatlar yapmaktayız. Avukatlar olarak bizler yargının üç kurucu unsur olan savunmayı temsil etmekteyiz. Bunun anlamı şudur: yargı sisteminden avukat çıkarıldığında sırasıyla savunma hakkını, adil yargılanma hakkını, hukuk devlet ilkesini, en nihayetinde de adaleti yok etmiş oluruz. Dolayısıyla avukatlar olarak mesleğimizin kutsallığına ve adalete hizmet ettiğimize inancımız tamdır. Avukatlar gerek toplum ile mahkeme arasında, gerekse mahkeme ile toplum arasında her zaman bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Öyle ki bizler kanunlar ve diğer hukuk kuralları hakkında bilgisi olmayan vatandaşlarımızın haklarının nasıl ve ne şekilde aranacağı hususunda kendilerine yardımcı olmakta, diğer yandan mahkemelerin yine aynı kanun ve kurallar nezdinde vermiş olduğu kararların vatandaşlarımıza açıklanması ve de izaha kavuşturulması konusunda büyük bir rol üstlenmekteyiz. Bu durum ise her iki tarafa da büyük oranda kolaylık sağlamakta ve de yargılamaların daha şeffaf ve adil olmasını garanti altına almaktadır. Yine aynı şekilde davasını takip ederken avukat tutan bir vatandaş kendini daha güvende hissetmekte ve daha özgür hareket edebilmektedir. Uygulamada çokça karşılaştığımız üzere dosyasını kendisi takip eden vatandaşlarımız çoğu kez usulî konularda bilgisiz olduklarından mahkemelerce esas konu incelenmeksizin kanunen davaları reddedilmekte ve de vatandaşların nezdinde hiçbir sonuç alınamamaktadır. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki her ne kadar mahkemeler kanunu uygulayıp kanuni çerçevede kararlar verseler de vatandaşlarımız usulî konuda bilgi sahibi olmadığı için davasının inceleme yapılmaksızın reddedildiğini zannetmekte. Bu durum ise maalesef toplum vicdanında adalet yok olarak vücut bulmaktadır. Halbuki aynı davalar avukat nezdinde takip edildiğinde sonuç çok daha başarılı olmakta ve de toplumca hakkı zayi olan her birey adalete daha da güvenebilmektedir. Ancak son zamanlarda izah olunan bu hususların toplumca hiçbir şekilde anlaşılmadığını, avukatların ve avukatlık mesleğinin çok farklı şekilde anlaşıldığını ve de anlatıldığını üzülerek görmekteyiz.
Daha çok kısa bir zaman önce işini icra etmekte iken Haciz Mahalli'nde bulunan bir meslektaşımız henüz 26 yaşında hayatının baharında iken canice katledilerek şehit edilmiştir. Oysa ki merhum meslektaşımızın tek yapmak istediği yasal mevzuat çerçevesinde müvekkilinin alacağını tahsil edebilmekti. Avukat bir alacak davasında borçluya parayı veren alacaklı olmadığı gibi boşanma davasında boşanan taraf da değildir. Yine bir ceza davasında suçu işleyen hiç değildir. Basit bir icra dosyası alacağında bile önce icra müdürlüğü kanalıyla borçluya icra takibi gönderilmekte, kendisine yapılan tebligattan sonra borçluya 7 gün ödeme süresi verilmekte, akabinde borçlunun haciz edilebilecek menkul ve gayrimenkul yok ise bu takdirde ikamet hacize gidilip burada çok sınırlı olarak haciz işlemi yapılabilmektedir. Ancak bu kadar meşakkatli uygulamaya rağmen borcunu ödememekte ısrar eden borçlu evine hacize giren avukata direkt saldırmakta, çoğu zaman da zarar verip ölümüne sebep olmaktadır. Bu durumların yaşanmasında ise dizilerde ve filmlerde mesleğimizin çok yanlış bir biçimde anlatılması da çokça etkili olmaktadır. Çoğu dizide avukatlar her zaman kanunun ihlafında iş yapan, sadece mafyaların suç örgütü liderlerinin kirli işlerini kapatma uğraşı içinde olan ve de her fırsatta işler ters gidince saldırılıp hesap sorulan bireyler olarak gösterilmektedir. Toplumumuzda, hakkımızda bu anlatılanlara inanıp bu doğrultuda biz avukatları maalesef bu şekilde tanımaktadırlar. Bu şekilde bizleri itibarsızlaştırma çalışmalarını esefle kınıyor, hakkımızda toplum nezdinde kötü bir itibar oluşturularak saygınlığımıza gölge düşürülmesine son verilmesini temenni ediyoruz. Bu doğrultuda sözlerime son vermeden önce şunu önemli hatırlatmak istiyorum. Avukatın sesi kesilirse vatandaşın nefesi kesilir. Kamusal düzenin olmazsa olmaz öncelikli şartı oturmuş adalet ve güçlü bir savunmadır. Şayet bir toplumda adil birey kavramı tam anlamıyla vücut bulduğunda öncelikle toplumsal huzur sağlanacak, akabinde ise özgür bir kamu düzeni kendiliğinden oluşacaktır. Öyle ki hukukun kuvvetinin azaldığı yerde kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlayacak, bu durum ise toplumsal kaosa neden olacaktır. Değerli meslektaşlarımız, törenimize iştirak edip beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Avukatlar gününüz kutlu olsun. Sağ olun.